Kızamık da eskiden çok korktuğumuz hastalıklardan bir tanesi çocuklarda, ama artık onun da baş etmesini öğrendiğimiz, aşılamasını öğrendiğimiz bir hastalık. Kızamık da yine damlacık yoluyla geçen viratik bir hastalıktır. Döküntüler başlamadan 2 gün önce ve döküntü başladıktan 4 gün sonrasına kadar bulaşıcılığı devam etmektedir. Eğer bir kızamıklı birisiyle muhatap olduğunu karşılaşıldığı takdirde 8 ile 12 gün arasında bir kuluçka dönemi vardır. O kuluçka döneminden sonra hastalık belirtileri ortaya çıkabilir. Yine bu hastalık belirtileri çok spesifik değildir. Hafif bir ateş, işte burun akıntısı, gözlerde sulanma, halsizlik gibi bulgular ortaya çıkabilir. Ağız içerisinde böyle beyaz, aynı kız çilekteki gibi yani kırmızı bir zemin üzerine tuz serpilmiş gibi koprik lekeleri dediğimiz bir ağız içinde döküntüler oluşur. Ondan sonra da vücuttaki döküntüler yüzden bütün vücuda yaygın bir şekilde kırmızı döküntülerle kendini gösterir. Peki aşı yaptırmak gerekiyor mu? Kesinlikle. Bizde de yine Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı hem 1 yaşında hem de 4-6 yaş dediğimiz okul döneminde 2 kez aşılamamız yapılmakta. Endemiler yapıldığı dönemlerde bazen işte göç alan bir ülkeyiz biz. Oradan gelen dönemlerde ilk başlarda aşısız insan çok fazla geldiği için kızamık bizde eradike edilmişken, ortadan kalkmışken bunlar tekrar vakalar görülmeye başlayınca bazen böyle 9 aylık olduğu dönemlerde de kampanyalar yapılıp kızamık aşısı yapılabiliyordu çocuklarımıza. Ama şu an yine 1 yaş ve 4-6 yaşta bir aşımız mümkün ve bu aşı yapıldığı takdirde de çocuklar kızamık ya olmayacak ya da çok hafif atlatacaklardır.